Evet, tabii şimdi bu sezona biz başlarken sezon iki aşamalı bir sezonlu. Bir, sezon boyunca oynanacak maçlar ve ikinci planlamada playoff'ta oynanacak maçlar. Birinci planlamamız tam her şey istediğimiz gibi oldu gerçekten. Takımımı kutluyorum. Çok zor bir iş başardılar. Beşinci olarak bitirdik. Bizim de bu sene başlarken lige hedefimiz gerçekten beşinci, yani en kötü beşinci olmaktı ve bunu başardık. Sezona biz tabii 14 oyuncuyla başladık. Bu 14 oyuncunun 3 tanesi sezonun daha birinci ayında 2 tanesini kaybettik. Kaleci ve pivotumuzu kaybettik. Devre arasının başında da ikinci devrenin başında da çok önemli bir oyuncumuz Şerife'yi kaybettik. Buna rağmen hiçbir maçta onların eksikliğini hissettirmeden takımım elinden geleni yaptı ve ligi 5. olarak bitirdik. Göreli'de 2 tane maç oynayacağız. 2-0 yaparsak turu geçmiş olacağız. Eğer bir maç kaybedersek İzmir'de 3. maça gideceğiz. Onu geçersek eğer ayın 18'inde Üsküdar ve Bursa'nın galibiyle yine Göreli'de 2 tane maç oynayacağız. Bunların avantaj olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabilir miyiz? Yapacak gücümüz var. Ülkemizde ilk 4 Avrupa'ya direkt gidiyor. 5. takım kontenjandan gidiyor. Mesela geçen sene biz kontenjandan Avrupa'ya gittik ama bu sene direkt katılmak istiyoruz. 5. takım da genelde alınıyor ama biz işimizi şansa bırakmadan 4. olarak gitmek istiyoruz. Tabii şu saatten sonraki hedeflerimiz bunlar. Bunun için çalışmalarımız son hız devam ediyor. Hedeflerimize ulaştık. Hem oyuncuları kazandık hem takıma katkı verdiler. Mevcut oyuncularımızı üstüne koyarak devam etti. Umarım playofflardan da alnımızın akıle çıkarız. Playoff öncesi iyi bir çalışma dönemine girdik. Perşembe günü de işte İzmir'le başlıyoruz playoff'umuza. Eşleşmemiz İzmir'le oldu. Tabii ligde evimizde galibiyetle sonuçlanmıştı o maç ama tabii ki zorlu bir maç bekleyecek bizi. 2 maç üzerinden olacak. İnşallah 2 maçı da evimizde alıp 3. maça taşımamak istiyoruz onu. Ki Bursa'yı evimize davet edeceğiz sonrasında. Tabii hedefimiz Avrupa Kupası. Avrupa Kupası'nda da büyük ihtimalle yeni mahalleyle eşleşeceğiz. İnşallah iyi sonuçları alıp Avrupa Kupası'nda da hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. İkinci Avrupa deneyimi olacak. Bu da tabii Giresun tarihinde ilk defa bir takımın, Süper Lig takımının Avrupa Kupası oynamasına şahitlik ettik biz. Oyunculuğunu yaptık. Tabii ki bunun da aslında bir gururu var. İlk yarının en çok top çıkartan kalecisi oldum. İkinci yarının da en çok top çıkartan kalecisi oldum. O da bir maç eksiğinde sakatlığımdan dolayı oynayamamıştım bu maçta. Asıl hedefimiz playoff'un sonunda ligi 4. bitirmek istiyoruz. 4. bitirip seneye tekrardan Avrupa oynamak istiyoruz. Çünkü bu şehir ve bu takım bence tekrar Avrupa Kupası oynamayı hak ediyor.